Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'a geçelim. Biraz Galatasaray'dan konuşalım istiyorum. Bir gol sorunu var. Yani Icardi, Seferovic, Gomis, Mertens, Mata. Ya yani bu oyuncu grubunun olduğu bir takımda gol sorununun konuşulması hani biraz kulağa enteresan geliyor. Bilmiyorum Emre Bol. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere bugün birileriyle konuştum. Galatasaray taraftarıydı. Ya dedi işte Okan Hoca bu takımın ağırlığını kaldırabiliyor mu? Okan Hoca bu, bu tecrübe mi diye. Böyle saçma sapan bir şey söyledi bana. Arkadaşlar Okan Hoca 50 yaşında. Okan Hoca şampiyonluk yaşamış bu ülkede. Hem de Başakşehir'in başında. Bak dört büyüklerin değil. Başakşehir takımının başında şampiyonluk yaşamış bir isim. Akisar'da kupa almış. Akisar'da arkasından süper kupayı almış bir isim. Tecrübenin babası artık. Yani tabii ki Fatih Hoca kadar, Şeran Hoca kadar, Mustafa Deniz Hoca kadar tabii ki çok üst düzey bir tecrübesi yok ama onların bir altındaki isim kim diye sorarsan bana çok net bir şekilde okunacı olacağını söylerim buna. Şimdi Galatasaray'ın bir kere hem e, ara, milli aradan sonra arkasından bay geçmesinin ardından dedim ki Galatasaray toparlanır. Görünen o ki toparlanmak bir yana daha geriye gitmiş bir Galatasaray'la karşı karşıya geldik. Mesela Kayseri Spor maçında hani mücadele gücünden de azalma vardı. Var çok çok net azalma var. Oysa ben hani takım biraz daha geç toplandı. Transferleri son gün patır yaptılar. Hani oyuncuların uyum süreci falan filan derken bu aranın Galatasaray'a ben iyi geleceğini düşünüyordum. Hiç de iyi gelmediğini çok net gördük. Bir kere Allah aşkına istatistik varsa bir çıkarttır. Şu yapılan orta istatistiği <laughs> inan, inan olacak şey değil. Şimdi, 44 orta 17'si isabetli. yani şimdi şeyin bir kere takım boyunun çok kısa olduğunu Hepimiz hemfikiriz değil mi? Yani 167 1.70 falan arasındadır Galatasaray'ın takım boyu. Hep kısalarla oynadı. Şimdi kısalarla oynayan takımlar tabii ki oldu. Mesela bunun en yakın örneği, en güzel örneği Barcelona örneği vardı. Çünkü orta sahada kısa oyuncularla, çok iyi pas yapan, ayağı düzgün oyuncularla oynayıp inanılmaz bir tiki taka dediğimiz o başarıya ulaşan Hücumda takım. Üçümde da kısa ha, oyuncularla oynadılar. Hep kısa oyuncularla oynadılar. Ama şimdi kısa oyuncularla oynadığın zaman kardeşim kenar ortası yapmayacaksın yani. Kısa oyuncu nedir? Kısa oyuncu baklavayı kuracaksın, iyi pas yapacaksın, ayağa pas yapacaksın, merkezden bir şekilde delmeye çalışacaksın. E sen bu kısa oyuncularla yap orta yap istediğin kadar. Sabah Bizim de teknik adamların da bence bir taktiği, ya bazı teknik adamların rakip orta yapmaya abi zorlayıp... Çağdaş yap. hoca, Çağdaş Atan e, maçtan sonra da sinyali verdi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Sevilla'da Ramos'un alternatifi Nelson. Sevilla'nın Paris Saint Germain'de forma giyen eski oyuncusu Ramos'u gelecek transfer döneminde bir numaralı hedefi olarak belirlediği öne sürüldü. Ancak Endülüs ekibinin Ramos'ta başarısız olması durumunda hedefinin Galatasaray forması giyen Victor Nelson olduğu aktarıldı. Galatasaray forması giyen Victor Nelson için bir kez daha Sevilla gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde savunmaya takviye yapmayı planlayan Endülüs ekibinde ilk hedef kulübün altyapısında yetişen Ramos. Sportif direktör Monchi ve takımın yeni teknik direktörü Sampaoli'nin Ramos'un takıma fayda sağlayacağına inandığı aktarıldı. Ancak Paris Saint Germain'in İspanyol savunma oyuncusuyla sözleşme inlemeyi düşünmesinin Sevilla'nın işini zorlaştırdığı kaydedildi. Ramos'un ayrıca Paris Saint Germain'le sözleşmesi yenilemese bile önünde Inter Miami ve Vissel Kobe gibi seçenekler olduğu Sevilla'nın da bu nedenle bir yandan da alternatifler üzerinde çalıştığı ifade edildi. İspanyol ekibinde Ramos olmazsa bir numaralı alternatif olarak ise Galatasaray'dan Victor Nelson gösterildi. Sevilla'nın Yules Conde ve Diego Carlos sonrası Galatasaray'dan Marcao ve Nelson'u transfer etmek istediği ancak sadece Marcao transferinde başarılı olduğu Nelson'u kadrosuna katamadığı hatırlatıldı. Danimarkalı Nelson'un Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un önemli oyuncularından biri olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle transferin zorluğunun farkında olduğu belirtildi. İspanyol ekibinin 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 20 milyon euro üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü. Galatasaray sistemi oturtamadı. Galatasaray için Süper Lig'de 9 maç geride kalırken geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk ne ideal 11'ine ne de oyun şablonunu bulabildi. Takımın özellikle orta saha hattı ve birinci golcüsü kim? 9. hafta geri kalırken netleşemedi. Buruk bu bölgede 3 farklı santroforuna görev verdi fakat as golcüsünü hala bulamadı. İlk 4 haftada 11'de şans verilen Seferovic devre dışı kaldı. 37 yaşındaki Gomis attığı gollerle 11'e sonradan monte edilse de fizik gücü eksikliği nedeniyle kenara alındı. Özel hayatıyla fırtınalı günler yaşayan Icardi, Kayseri deplasmanı da varlık gösteremedi. Icardi'nin yarattığı hayal kırıklığı ile 9. haftayı geride bırakan Galatasaray'ın birinci golcüsü Kim hala yanıtını bulamadı. Galatasaray'ın bir türlü istediği verimi alamayıp ideal üçlüsünü bulamadığı bölge ise orta saha attı. Dört hafta üst üste Oliveira, Toreira ve Mertens ile oynayan Okan Buruk, Adana ve Kayseri deplasmanında bu bölgede de değişime gitti. Mertens'in halen skora katkı yapamaması, Matan'ın Kayseri deplasmanında etkisiz kalması, Oliveira'nın ise oynadığı maçlarda defansif aksiyonlarda zayıf kalması ile Okan Buruk henüz orta saha kurgusunda oluşturamadı. Mata ve Mertens'in aynı anda 11'de olmasının orta sahadaki direnç gücünü düşürdüğü görüşünde olan Okan Burun, Alanya spor maçında Galatasaray'da orta sahatında yine değişikliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da Moritz Wolz gerçekleri Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun ekibine katılan Moritz Wolz konusundaki gerçek ortaya çıktı. 39 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılılarda üstleneceği görevler belli oldu. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kısa süre önce sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un teknik ekibine Leipzig'de görev yapan Moritz Woz dahil edildi. Moritz Woz'un Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olmasının ardından yeni bir torrent vakası mı yorumları yapıldı. Sarı Kırmızılarda Sargondura'nın geçtiğimiz hafta Duran Top antrenörü olarak göreve başlamasının ardından Moritz Woz hamlesi yapması camiada merak uyandırdı. Galatasaray'da Okan Buruk'un sezon başında Sergio Garcia Gomez'i teknik ekibine dahil etmesi ardından Sargonduran hamlesi ve son olarak Moritz Wolz'un gelişi dikkat çekti. 39 yaşındaki çalıştırıcının bir ay önce Okan Buruk'la görüştüğü ve ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bundesliga'da son dönemde başarılı sonuçlar alan Leipzig'te Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Wolz'un scouting ve bilimsel çalışmalarda Cimbom'da önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Daha önce İngiltere Premier Lig'de ve Arsenal'da scout olarak görev yapan Alman çalıştırıcının altyapı konusundaki yapılanmada da önemli görevler alacağı bildirildi. Okan Buruk'tan yerli neşteri Süper Lig'in son bir ayında sadece iki maça çıkan ve Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle Kayseri Spor deplasmanından da 2-1 yenilgiyle dönen Galatasaray rotayı kupaya çevirdi. Takımın gidişatından hiç memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk Kastamonu karşısında ligin geride kalan haftalarında süre almakta zorlanan oyuncularının yanı sıra rotasyonda da çok ihtiyaç duyduğu ama bir türlü faydalanamadığı yerli oyuncuları birlikte sahaya sürecek. İlk 11'e ciddi bir neşter vurmaya hazırlanan Okan Hoca, Kastamonu karşısında performansını beğenmesi halinde bazı oyuncularını ligde de oynatmayı planlıyor. İlk olarak kaleci değişikliği yapacak olan Buruk, Mustera'nın yerine Okan'ı 11'e alacak. Savunmada Nelson'un yerine Emin, Sol bekte Emre Taşdemir veya Kazımcan. Orta sahada Berkan karşılaşmada görev yapacak. Hücum kanatlarında da değişiklik bekleniyor. Okan Burun solda Kerem. Sağda Barış Alper Yılmaz'dan faydalanacağı öğrenildi. Icardi, Mertens ve Mata gibi yıldızlardan beklediğini alamayan Okan Hoca, kadrodaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için Berkan, Emin, Barış Alper ve yeniden Kerem gibi genç yeteneklerden faydalanmayı düşünüyor. Sağ bekte Boya'yı dinlendirmek isteyen Buruk, burada Dubois'a şans verecek. İleri uçta da Gomis ile Icardi arasında rekabet bu kez yerini Seferovic tercihine bırakacak. Okan Hoca İsviçreli Santrofor'u yeniden kazanmak istiyor ve Kastamonu sınavını bir fırsat olarak görüyor. Ayrıca maçta skorun gidişatına göre genç stoper Metehan, yine genç orta saha oyuncusu Hamza Akman, kanatlarda da Raşitsa ve Yusuf Demir gibi yeteneklerin de oyuna dahil olması bekleniyor. Galatasaray'da kornerler hep karavana. Yeni sezonda yapılan birçok takviyeye rağmen Galatasaray bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Galatasaray bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı. Toreyra, Mertens, Mata ve Yusuf Demir gibi kısa boylu oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray, Süper Lig'de henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı Kırmızılı takım 9 maçta kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı. Bu sorunu çözmesi için geçtiğimiz hafta Avusturyalı antrenör Sargon Duran getirilmişti. Ancak Sargon'un yaptırdığı çalışmalar son oynanan Kayseri Spor karşılaşmasına meyvesini vermedi. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.